Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemkan. Bugün Speedrun'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Haydi lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Aramaya bastım. Videoyu hoşunuza gidiyorsa seriye like atmayı unutmayın diyorum. 1700'lük bir rakip geldi. E4 ile başlayalım hemen. C5 oynadı. Şimdi dediğim gibi Alapin oynayabilirsiniz. Özellikle ben iki gerçek hayatta yani 2100 Elo'ya ulaşana kadar bu açıdan oynadım. Ya da 2000 Elo. Öyle diyeyim yani. Hala da oynuyorum bu arada. Şimdi taşlarımızı çıkıyoruz. Klasik yani. Merkeze aldık bakın. Taşları çıktık. Şimdi fili buraya çıkabilirim. Birazcık agresif bir açılış olur. Eğer buraya çıkarsam filimi. Ya da daha basit böyle çıkabilirim. Ben daha çok fazla risk almak istemiyorum. Ancak rakip de B5 fil B7 fikrini istiyor. Ne oynasak acaba? Acaba fili D3'ten mi çıksak? Hadi fili D3'ten çıkalım bu sefer. A3, B4'ü koruduk. Fil B'yi de oynayacaktır. Rok. Koruyoruz bu piyonu. Duruma göre kale E1, E5 tarzı da oynayabilirim. Tamam. Güzel. Kale E1 oynayalım. Taşlarımızı çıkıyoruz yavaş yavaş. Şimdi E5 oynayabilirim bir yerde. Ama dedim ki ben taşlarımı çıkmaya devam edeceğim. Belki fil G5 oynamam daha mantıklı. Fil F4 oynayalım. Bu çaprazda dursun. Rahatsız ederim rakip veziri. Bakalım rakip ne oynayacak. At C6 geldi. Geldik hemen karemizi C1'e. Aldık açmaza. Şöyle yaklaşayım birazcık. Çekti veziri geri. Bir tempo kaybetti gördüğünüz gibi rakip. Şimdi burada bakın D5 sürebilirim bence. Çünkü bu kaleyle filin önü açılacak. D5 sürdük. Yerse yiyeceğim piyonla. Yedik piyonla. Bakın şimdi rakibe burada rok attırmamaya çalışacağım. Atı kaçtığında vezir E2 oynayıp rakibe rok attırmayacağım arkadaşlar. Oynadık vezirimize E2'ye. Şimdi rok atamıyor. Rok atarsa fil gidiyor. Bu piyonu alması benim için önemli değil. Çünkü ben hani rakibe şahına odaklandığım için daha agresif bir şekilde oynamaya çalışıyorum şu an. Bakalım neler olacak. Belki de hata yapıyorum bilmiyorum açıkçası ama ben sevdim açıkçası yaptığım şeyi. Ya, fil E7 bunu yersem mantıklı olmaz. Olabilir aslında. Çünkü devamında fil E4 gibi bir hamlem var. Aslında çekebilirim ya da fil G5 oynayıp F6'ya fil E4 oynasam bayağı güzel şeyler oluyor gibi. Birazcık hesaplayalım şimdi arkadaşlar. Basit bir şekilde at D4 de oynayabilirdim. Bu da cepte yani bu da. En güzeli evet at D5 at D5 fil G5 varyantı gibi. Sonra F6'ya fil E4. Tamam yiyelim bunu. Yesin. Yiyecekti zaten başka bir şey yok. Fil G5. Açmazdı zaten alamıyor. Rok da atamıyor. File 7 var. Taş kaybediyor. F6 oynamasını bekliyorum. En mantıklı hamlesi bu bence. Aynen. Ve burada şimdi file E4'e geliyoruz. FG5 alırsa atı alacağım. Atı kaçarsa herhangi bir yere kareyi alacağım. Kazanacağım oyunu. Düşünüyor şu an. Şöyle birazcık daha. Şu an oyun rakibe kayıp oldu gördüğünüz gibi. Atı alacağım ne yaparsa yapsın yani bunu yemesi lazım. Evet kaleyi alıyoruz hemen aldık kaleyi. Çok fazla düşünmeden. Kaleciyi de alabilirdik ama çok bir önemi yok artık buradan sonrasında arkadaşlar. Nasıl bitirelim oyunu? At D4 mi gelelim? Başka neler yapabiliriz? Fil çekebiliriz basitçe. Fil D2 oynayabiliriz. At C4. At D4. Aynen bu en basiti. Fil D2. At B3. Tamam fark etmez. Aa burada çok güzel bir hamle var. Daha demin de kaçırmışım bu arada bu hamleyi. Evet. Şimdi yine aynısı mevcut şu an arkadaşlar. Sizce burada beyazlar oyunu nasıl hemen hızlı bir şekilde kazanabilir? Videoyu durdurup çözmeye çalışabilirsiniz. Kaleci C8 oynuyoruz. Çok güzel bir hamle. Daha demin de buradayken yapabilirmişim. Görmedim. Kusura bakmayın. Arada böyle çok fazla öğreticiliğe hani odaklandığım için bazen böyle basit taktikleri kaçırabiliyorum.
Şimdi rakip gelse vezir çarpı 7 filini alıyorum ve mat oluyor gördüğünüz gibi. Yine vezir çarpı 7 mat istiyorum bu arada. Onu da altını çizeyim. Rok atmak zorunda. Ona da vezir kaybediyor ve devamında da at kaybediyor. Evet, hemen yeni maça geçtik. El Queen 34. E4 ne oynayalım? Pilk oynayalım bu sefer. D6 ile. At F6. Rakip bakın merkez alıyor. Gayet mantıklı yaptı. Bu hamle çok iyi değil bence. Buna Sicilya var C5 mi sürsek yoksa E5? E5 sürelim. 7 yiyelim. Burada rokun bozulmasına çok fazla endişelenmiyorum. Çünkü vezirler tahtada olmadığı için arkadaşlar çok fazla endişeleneceğim bir şey yok açıkçası. Tam at D7. Yerse atlayayım diye piyon yapımız bozulmasın. Tamam, filmi C5'e çıktım. Bakın güzel bir çapraz. Böyle piyon falan yok ya. Rakip kısa roğunu da kestik. Kısa rokunu. H6 C6 yavaş yavaş oynayacağım. Şah7 belki de. Tamam H6 bir atı kovalım bir. Ay fili diyorum. Aman konuşamadım. C6 fili demek istedim. Tamam. Şimdi Şah7 gelebiliriz. G5 de sürebiliriz. B5 de sürebiliriz. Bir tane A5 ile başlayalım. Şimdi B5 oynamak istiyorum. Tamam. Şimdi bir tane G5 oynayalım. Bu fil de kovalım. Bir tane at E5. Devam ediyoruz isteklere. Çünkü rakip H4 istiyordu ve bu filin şimdi gitmezse buraya, giderse çok pasif kalacak. Gitmezse de yiyeceğim büyük ihtimalle. Evet, at B3 oynadı. Şimdi buna hemen aklıma şah çekip fili almak, devamında at B6 gelip hem file saldırmak hem piyona saldırmak geliyor. Böylelikle sanki bir piyon kazanabiliyorum gibi geldi. Hemen şahımızı çekelim. At B6 da olur aslında şu an. Fil çarpı E5'e. Çünkü F6 var sanki. Gibi. Gibimsi. Bir şey kaçırıyorum gibi hissediyorum ancak. Oynayalım bakalım. Rakibi tuzağa çekelim. Al bakalım bu piyonu. Bakalım yiyecek mi rakip? Yemedi. Tamam. Şimdi yemek istiyor. O yüzden ilk fili alalım. Sonra piyonu alalım. Sanki atla alınırsa hani ileride bu karelere zıplaması için atın daha mantıklı gibi. Bakalım ne? Piyonla da alabilir. Hani kalenin ön açısını. Evet. Atla aldı. Hemen aldık piyonumuzu. Bir piyon öne geçtik. Ama oyun kolay olmayacak. Şimdiki fikrim file E6'ya koyup atı belki değişmek olabilir. Hani atları. Sonra şöyle belki E7'ye koyabilirim. Tabii at F5'ler var. Tersenkli fillere gitmekten kaçınacağım olabildiğince. Evet at D2 oynadı. Buna ben bu atı vurmak istiyorum arkadaşlar. Vuralım bu atı. Oyunumuz kolaylasın. Çünkü piyon öndeyiz ya. Hani file E6. Şimdi de at C5, Şah7, kale D8 tarzı oynayacağım. Atı gelirse yine bunu vururuz büyük ihtimal. Tamam zaten atı C5'e gelecektim. Benim için gayet güzel bir, yararlı bir hamle oldu bu. Hatta belki duruma göre B5 A4 hani geçer piyon da oluşturabilirim ya da A4 sürüp burayı parçalayabiliriz duruma göre. Şah7 oynadık. Kalemizi geleceğiz artık D8'e. Bu hamle kötü gibi ya. A4 sürelim buna. B4 sürerse A3 var çünkü. Tamam 7. Bu çok daha kötü gibi. At da alalım. At C3 zıplayalım sonra. Şah. Oo. Kale gitti. Eto bitti, kale gitti. Kale A1 sanki daha mı iyi? Of, çok güzel bir tema var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu? Şimdi burada düşünüyorum ama olmuyor. Başaramıyoruz sanki arkadaşlar buradaki temayı. Tamam, o zaman zaten şu an bayağı bir baskımız var gibi. Ben bu baskının şerefine B5 oynayayım diye düşünüyorum ama
Ya basit bir şekilde alıp kazanabilirim ama rakibe birazcık acı çektirelim. Nasıl çektirebiliriz? B5 sürelim. B5 ile belki olabilir. B5, B4 istiyoruz şu an. Piyon B4'e gelince de kale A1, kale D1, kale kazanmak istiyoruz. Kaleyi kaçması lazım mantık olarak. Kaçmıyor rakip. Rakip var ya, çok dirençli. Tamam, sürelim B4'ü. Gel kurdu katımızı. Bakalım. At F5. Yiyeceğim büyük ihtimalle. Yedik. Şah, 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 mat gibi. Bir daha hesaplayayım. Şah. Yani direkt mat değil de başka bir şey hesaplıyorum şu an. Şah çektim. Şah çektim A1'den. Geldi buraya. Atla aldım. Aldı. Kareyle şah çektim. Buraya geldi. Şah çektim. Aa, buraya kaçıyor. Olmadı. Bu olmadı. Arkadaşlar bu olmadı valla. Tamam, alalım kareyi. Kaleyi alalım. Daha fazla oyunu zorlaştırmayalım. Zaten değiştik filleri. Filli atı. Kaleyi aldık. Kaleye geldim hemen. Değişmek istiyorum. Değişelim. Şöyle premium yapayım. Değişmezse şah çekip kalesi gidiyor aşağıdan. Kaleyi eğer buraya F2 ya da E2 oynarsa kale A1 şeklinde kalesi gidiyor. Değişti. Yedik. Şah D6. Şöyle premium deneyeyim mi? F6. Tamam, şah C5, bak premium. Bıraktım. Bunu da premium. Tamam, premium. C5 ile bakın. Tüm her şeyi siyah alabiliriz. C5. Kale B8 oynayalım C4 fikriyle. Terk etmesi lazım da. Sizler de böylelikle görmüş olun buradan oyunu nasıl kazanıyoruz diye. Nasıl kazanıyoruz? Gelelim kaleyi B6'ya. Şaha da girebilirim, fark etmez yani. Milyon tane artık kazanç yolu var. En basit kaleye gireceğim buradan. Tamam, artık buna B3 tabii ki. Ya da uğraşmasak mı hiç ya? Neyse, kaleyi aldım. Kaleye 3. Vurmak istiyorum. Tamam, vurduk. Gidiyoruz buraya. Şah G3, şah D5, şah 3, şah A6, şah G4. Hiç gerek yok. E4 o yüzden. Vezire gidiyoruz. Tamam, vezir çıkalım buna. Ne oynasak? Vezir E8 oynayalım. Vezir F7'de. Şu an H4 ya da F6 iki hamlesi var. Yoksa pat oluyor. Tamam, aldık. Şah. Şu an pat değil. Hala H4 oynayabiliyor. Şöyle bir şey yapalım. Vezir G7 oynayalım arkadaşlar. H4 oynasın. Yiyelim. Nasıl fikir? Hatta H4 oynasın, yemeyelim. Direkt vezir H7. Mat yapalım. Ben niye uzun matlar düşünüyorum bir hamlede varken? Evet, geçtik diğer maça. Şimdi E4 ile başladı rakip. Ne oynayalım? At F6 oynayalım bu el. Aleyhine çalışı. Düşünüyorum. Ha, E4, E5, D5 istiyordunuz değil mi? Aklıma gelirse oynayacağım onu. At B6, D6 aleyhine çalışı. Tamam, F4. Burada bayağı ilginç varyantlar var. Fil F5 var, D5, C5 var. En keskini buydu sanırım. Alayım ben bunu bir. Bakalım rakip ne oynuyor.
C5'ti sanırım en keskini. C5. E6 deneyelim. D6 ve burası kötü olması lazım diye hatırlıyorum. Vezir H4 şah. Sanki at C3'tü burada en iyi hamle. Vezir H4 şah arkadaşlar. G3 oynarsa vezir E4 gelip kaleyi alıyoruz diye hatırlıyorum. Aynen. Şimdi buna mesela vezir çarpı C4 şah hamlem var. Bunu alalım mı? Alalım bunu biz. Şahımızı çektik. Vezir D3 oynayamaz. Fil boşta. Tamam. Güzel. Ben bunu görmüştüm. Ne düşündüm peki buna? Evet. Ne düşündük buna arkadaşlar? Çok güzel bir soru gerçekten. Vezir D4 at C6 mı acaba? Bu hamle olmadı. Ben nereye oynamam lazım burada? Vezir E4 gelip niye piyonu almadım ben burada arkadaşlar? Birazcık nasılsa kazanç diye burada işte oyunu saldım birazcık. Bunu yapmamanız lazım. Tamam, vezir D5 oynayalım o zaman. Vezir D5. Değişelim vezire. Yerse piyonla. At C6 file. Hala bence iyi bana. Tamam. Şimdi at C6 gelirsem at B5 gelecek. Gelse mi? At B5. At B5. Tamam gelsin ya. At B5 gelirse alırız bu piyonu. Kaleyi veririz. Oynarız. Sonra bunu da alırız. Tamam. Ping E4. Atı vurup bunu almak istiyorum. Fil F4. Tamam. Rokumuzu atalım. F6 oynayacağım birazdan. Eğer rakip izin verirse. Tamam yedik bunu. F6 şimdi. Sonra buraları parçalayacağız böylelikle. F6. Yerse yiyeceğim ve sonra bu piyona baskımı sürdürüyorum. Böylelikle rakip merkezi parçaladık. Zaten bir piyon öndeydik. Ancak yani birazcık hata yaptım. Açılışta direkt sanki kazançtı buradan. Burayı analiz etmek lazım ya bilgisayarla. Şah çekip direkt piyonu kazanıyordum da. Bir daha ona bakmak lazım sanki. A6 oynayalım. Atla kordu buraya. Almak istiyorum ben bu piyonu yine de. Tamam yedik piyonu. İkinci piyonumuzu da kazandık şu an. At E6 oynaması lazım tek hamle. Fil D6 alırsa kaleyle yiyorum. Ondan sonra at düşüyor gördüğünüz gibi. At E6 ya da fille yiyeceğim. At da yemesi lazım. Yoksa kalemi yerse kaleye karşılık iki taş olmuş oluyor. İki taş kaleden genellikle daha iyi. Genellikle ama. Yedik file. Evet bakın yanlış yaptı mesela. Kaleyi aldı direkt. Büyük ihtimal orada bir matematik hatası yaptı arkadaşlar. Tamam, piyonları sürelim. Şah çekerse kaçarım şaha bir tane. Bir tane şah çekmiş olur yani. Sürmeye devam. Saldırıya devam. Kale gebiri gelirse hemen kale kaybediyor. Premamızı yapalım. Derken rakip terk etti. Geçtik yeni maça. İlginç oldu. 1655 Hollanda'dan galiba. Evet. C6, D4, D5. Şimdi karo kan açılışında en temel varyantlar var. At 3, at 2 aynı şeye dönüşüyor genelde. E5 varyantı var bir de. Bir de at 3, at 3 çıkabilirdik. Bir de E çarpı D5 varyantı var tabii ki. Bir de F3 varyantı var son dönemde moda oldu. Onun dışında yani ED5'in yan varyantları var. Biz ana varyantı oynayalım at C3. Yani ana varyant ya bu olması lazım ya da E5 olması lazım. Bayağı popüler yani bu varyant. Şimdi H4 oynuyoruz burada. Fili düşürmek istiyoruz. H6 oynayacaktır. H5 oynuyoruz arkadaşlar. Ana varyantta. At F3. Taşları çıkıyoruz. At D7 oynayacaktır. Fil D3. Ya yiyecektir. Şimdi vezirle yiyeceğiz. E6 ya da at F6 oynuyorlar burada. Tamam. Şimdi fil F4. Çıkıyoruz. Ve uzun rokumuzu
Attık arkadaşlar. Burada fileye de rakip burada kısa orak atmak istiyor gibi. O yüzden burada şöyle bir yani çakallık mı diyeyim buna ne diyeyim bilemedim. Trik yapacağız. At F1 oynuyoruz arkadaşlar. Fikrimiz G4 sürüp rakip kısa rok atarsa burada hani G4 ile bu hatta açmaktı. Tamam, rakip bu piyona saldırıyor şimdi. Şöyle F2'ye saldırıyor. Koruyalım vezirle bunu. Şimdi at H3 oynayıp G4 sürmek isteyeceğim ileride. Ya da at E5 oynam. Belki de at E5 oynayacağım. At E5 daha mantıklı. Sanki ama at E5 G5'ler çıkıyor. Evet. Tercihler şu an. Şimdi bu hamle ilginç bir hamle. At E5 oynadıktan sonra nasıl tutacak burayı? At E5, at E5, D5, at D5, C4, fil G5 gibi bir hamlesi var orada. Sanki. Ama yok, onu da bileği çekiyorum. Evet, at E5. At D5 mi oynuyor direkt? Vezir G4, at F4. Vezir G7 var ama orada. Hem kaleye hem F7'ye saldırıyorum. Şimdi at E5 geldik. Yerse, ilk önce yerse şeyine bakalım, olasılığına. 7, piyonla yedik. Ha orada en kötü vezir C7 hamlesi de var. Bir sürü variant var mesela. Ama şu an ben rakibi mesela zor durumda bırakmak istiyorum. Hadi bakalım hesaplasın, hesaplayabiliyorsa. Tamam, piyonla yedik. At D5 oynayacaktır. %90. C4 oynayalım. Alırsa gördüğünüz gibi veziri alıyorum. Ve ne oluyor? At kale vermiş oluyor. Pardon, fil kale vermiş oluyorum. Karşılığında bir vezir almış oluyorum. Vezir kale daha üstün. Tamam, rakip feda etti. Vallahi alırız yani. Burayı alırsa da D6 sürelim. Hiç oyunu açmam mesela. Evet, D6'ımızı sürüyoruz. Taş önde olduğumuz için oyunu hiçbir şekilde açmamıza gerek yok. Hem de ver fil diyorum. Hatta belki duruma göre D7'si aç. Rokunu da bozabilirim ama gerek olacağını düşünmüyorum. Sadece tek yapmam gereken işte atım falan oynayacağım. Trade'ler önerebiliriz. Takaslar önerebiliriz rakibe. Şu an rakibin gördüğünüz gibi herhangi bir atağı yok şahıma benim. Yani bu kalenin bir şekilde buralarda olması lazım derken bu hamle tuhaf bir hamle. Bir kere yersem ne oluyor ona bakalım. Şah çekti, şaha geldim. Şah çekti. B3 sürsem şah çekiyor olmuyor. Tamam, hiç o zaman bunu arkadaşlar görmezden geleceğiz. Ama nasıl geleceğiz? Şu an at H3 oynarsam şah çekip şah çekip filmi alıyor buradan. O yüzden bu çok mantıklı değil. O zaman at D2 oynayalım, atı kapatalım. Aynen, bu daha mantıklı. At D2 oynadık. Atı kapatacağız buradan. Şah çekerse. Rok atarsa alırım filini. Şey gibi alırım anahtarını. Fil G5, hemen değişiyoruz taşları. Tamam. Şimdi bir vezir C4 oynayabiliriz. Vezir C4. Vezirimiz birazcık aktif olsun. Vezir A5 oynayacaktır %90. Ya da şah çekip oynayabilir. Vezir A5. Evet. Şah C2. Vezir A5. Aynen. Tamam. At. Şimdi piyonu istiyor. At F3 ile koruyalım. G4 süremez. Alırız. Ve şimdi şahıma artık B1'e gidebilirim. Güvenli bir kare olan. Şah D7 geldi. Piyonu alabiliriz bence ama alınca bunu alamıyoruz. Çünkü aldık. Vezirle aldı. Piyonu aldık. Vezirle şah çekti. Atımız gitti. O yüzden dikkat etmemiz lazım açıkçası. O zaman ne yapalım o zaman? Bir vezir C3 mü oynasak? Vezir C3 oynayalım bir tane. Hem vezir yine takası istiyorum. Evet, tamam. Şu an artık bu piyonu alamayız yine. F2 gidiyor. O zaman bir daha takas önerelim rakibe. Deniz gibi rakibin yakasından düşmüyoruz. O vezir değişilecek kardeşim. Aslında değişip F6 oynayabilir ama yani pozisyon çok kötü rakip için. Evet, vezir B5 geldi. Artık sonunda yani bu piyonu alabiliriz. Bu arada piyonları sayalım bir. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5.
Altı piyonlarda da eşitledik durumu. Yani net bir at öndeyiz şu an. Artık şahımızı güvenli bölgeye alabiliriz. Şah B1. Şah C8 oynarsa D7 var. Tamam, önemli değil bu hamle çok fazla. D7 şah B8 F6 D6. Düşün bakalım. D6. Tamam. Madem öyle. Öyle olsun. Biz arkadaşlar bu oyunu artık kazanmamız lazım biliyorsunuz. O yüzden H6 oynayalım. Yerse yiyeceğiz. Ya da yerse at H7 at F6 da oynayabiliriz. Daha çok hoşuma gitti o hamle. Atı F6'ya koymak. At H7, ver kaleyi. Tamam, aldık kalesini. Şah. Tamam, bir kale öndeyiz şu an, net. Net yani. Tamam, kale H4 oynayalım. Ver piyonu. A3 oynarsa vezir B4 oynayalım. Vezirleri değişmek istiyoruz. Artı vezir B'yi de almak istiyoruz. Eğer vezir oynarsa tabii ki. Bakalım. Evet, ve terk geldi. 1643'e çıktık. Geçtik hemen yeni maça. 1650. Bu büyük ihtimal bugünkü bölümün son bölümü olacak. Bundan sonra seriler 50 elo şeklinde gelecek. Bu sefer sicille oynayalım. E4 C5. Kendi ana varyantımı göstereyim sizlere. D6 C4 at F6 at C3 ve A6 oynuyorum. Neidorf varyantı. En çok bunu oynuyorum yani turnuvalarda. G3. Şimdi burada varyantlar var bayağı bir. Ben biliyorsunuz Dragonvari oynamayı seviyorum. O yüzden ben de G6 oynayacağım. Fil G7. Kısa rok, kısa rok. Filimizi bu çaprazdan çıktık. At C6. At E2. Fil D7 oynayalım. Çıkalım taşlarımızı. Fil E3. Kale C8 oynayalım. Belki de bilmiyorum vezir C8 gelip ama yok ya. Şah H2 oynardı. Taşlarımızı çıktık şu an. At D5 bunu yedik. Sonra at E5 gidelim. Gerçi B3'e birazcık dikkat etmedim ama rakip sonra F4 isteyecek. Birazcık sıkıntılı oldu arkadaşlar bu varyant. Belki de yememem mi gerekiyordu ki? Evet. Belki de at A5 oynamam gerekiyordu B3'ü kesmek için. Evet, bu çok mantıklı olmadı açıkçası. Tamam, fil F5 gitsek nasıl olur? Fil F5 gidelim. Ver C2'yi. Gerçi at D4 yedim. Atı şey yapayım derken, at için yer açayım derken. Bu oyun birazcık tuhaf gidiyor. Bunu kaybedebiliriz. İlk mağlubiyet geliyor mu? Oynat bakalım derken rakip C4 sürdü. Tamam, şu fili ben bir D3'e gelip vurmak çok istiyorum açıkçası bu ata. Ama B5 sürsem de mantıklı bayağı şu an. At D4'de fil D3 var çünkü. Tamam, B5 sürelim ya. Sürelim. Neyden korkuyoruz ki? Rakibin bu piyon zincirini parçalamaya çalışıyoruz. Üçlü merkezini. Bakalım. Şöyle bir premove yapabilirim belki de. Yapayım mı? C2 falan oluyor mu? Olmuyor sanki. Tamam. F4 geldi rakip. Bu hamle çok iyi olmayabilir. Çünkü atı açınca kaleye saldıracağım şu çaprazdan. İyi de olabilir. Şimdi rakip G4 falan da oynuyor olabilir açıkçası. Bilmiyorum. Yani sallamayayım şimdi kafadan.
Update'i G4 yiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. At C4'de de BC4 fil A1 vezir A1 bu da çok fazla ilgimi çekmiyor açıkçası. At D3'e de at D4'e vururuz onu. Tamam, onda sıkıntı var mı? Gerçi G4 sürüyor yine. Şu an güzel sıkıntılarımız var pozisyonla ilgili. Güzel sıkıntılarımız var ama bayağı güzel yani. At D3. Nasıl pozisyon? Kendi ana varyantında kötü kalan 1650'ye karşı. Ne oynasak? Tamam ya, at çarpı c4 vuracağım ya ben. Kaleye karşı şu an iki taş veriyorum ama karşılığında iki piyon alacağım. Şu kaleyle mi alalım? Kaleyle alalım bence ya. Oyuna girsin kalemiz. At d4 çok iyi hamle. At d4 fil d7. Fil d7 çektik. Bu maçı bir maç bittikten sonra bilgisayar analizi merak ettim. Onu da yaparız. Ondan sonra bölümü sonlandırırız. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izliyorsanız like atmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Like atan herkese. Şimdi vezir C8 oynayalım. Hem şöyle çaktırmadan F3'e bakalım hem de kaleyi değiştirsek bizim için iyi olur bu arada. Rakibin bir tane kaleyi bu tarz pozisyonlarda tahtada tutması gerekiyor. Çünkü kale fillerle çok güzel birlikte çalışıyor. Yerse vezirle yiyeceğim. Vezirimiz bir oyuna gelsin. Rakibe de süresel birazcık hızlı oynayalım. Baskı yapalım. İyi oynadı. Bu tarz pozisyonlarda baktığınız rakip ilk gününüzde olmayabilirsiniz. Böyle maçlarda kötü oynayabilirsiniz. Görmeyebilirsiniz bazı şeyleri. Bu tarz adam kale uydu ya. Adam bunları bunları söylerken rakibin taşıyması terk etti adam. Süreyle baskı yapın diyecektim. Adam taşıdı. İnanılmaz. Evet, hemen şimdi bir saniye analize basalım. Umarım çok fazla şey değişmez. Hemen şöyle ayarlayayım ben arkadaşlar sizin için. Analiz şeyini, ekranını. Şöyle. Tamam. Benimle geçmesine gerek yok herhalde. Ya da geçince şey olur mu? Şöyle yaptık. Tamam. Şimdi beyaz E4, C5 hepsi kitap. Bunlar teori zaten, o yüzden çok fazla açıklamama gerek yok. G6 at C6 0.37 diyor. Normal yani buraların hepsi. At E2 neymiş burada hamlemiz? At D7 en iyisi diyor. Fil E3 B5 sürmemiz gerekiyormuş. Peki. Ha, bu berabere mi oluyordu böyle? B5 fil B6 vezir E8 at C7 beraber oluyor sanırım bu. Yo, vurup vurup vezir C8 oynuyor. Sonra bunu al diyor da kalite gereği. Bence bunu oynamak çok mantıklı değil. Böyle bir berabere var burada. Evet. Ama tabii ki berabere istemiyoruz. Yedik. At E5 en iyisi. At A5'e gitseydik ne oluyordu? Bence bu daha iyiydi arkadaşlar. Evet. Şu an makine anladı zaten. At A5 gelmek daha iyi. Çünkü bir rakibin B3'üne izin vermiyoruz. Fil D4 şeklinde de oynarsa ben bunu oynadım mı emin değilim ama sanki bu varyantı yiyip E5'li bir şekilde bir maçım vardı sanki daha önce. B3, evet, burada kötü kaldık bir anda. C4 B5 F4 at C4 at D7 diyor. Da işte bunu oynamak istemedim, çok pasif geldi yani. Açıkçası karıcı falan. Makine fil B2 oynuyor da yani bu fil çok kuvvetli olduğu için öylesine vermek istemedim açıkçası ama evet, at D7 gitmem büyük ihtimal gerekiyordu. Ya yani iki piyona karşılık verdim file. Öyle düşünün. Evet, bayağı kötü kalmışız şimdi. Evet, bu hamle kötüydü. Evet, at C6 diyor. At C6'ya peki vurup D5 yapamıyor muyuz? Vezir E5 geliyormuş. Alınca ya bunu toparladık birazcık. Makine artı 2 veriyor ama bakmayın siz yani. Hani bence
Oo, pardon. Şöyle bir olay varmış. Tamam. Şimdi fil D4 gelip mat ediyormuş bizi. Bu açmazdan yararlanıp F6 süremiyoruz fil buraya geldiği için. Böyle bir sıkıntı var, evet. Bunu ama bir insanın görmesi çok kolay değil. Bu kadar zor yerde. Vezir C8 ve evet, taş gidince rakip zaten otomatik terk etti. Umarım maç hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse yine like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Kafanıza takılan soruları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda ve canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.